Bu zamana kadar türü ve mantığı hiç fark etmez hepimiz birçok oyun oynadık. Tüm bu oyunların temelinde olan bir şey var. Peki nedir o? Tabii ki core gameplay'den bahsediyorum. Peki nedir bu core gameplay ve geliştirme sürecinin tam olarak neresinde? Hoş geldiniz. Destek olmak için klasik şeref geçmeli lütfen. Oyuncu veya geliştirici hiç fark etmez. Hepiniz oyun sektörü Discord toplumuna davet ediyorum. Hadi konumuza dönelim konuya bıraktım. sorudan başlamak istiyorum. Ya da bu mantıksız olur. Ben önce konuyu açıklayayım. Daha sonra soruya döneriz. Core gameplay nedir? Türkçesiyle çekirdek oynanış. Temel oynanış diyebiliriz. Aslında ismi çok güzel anlatıyor. Çekirdek. Yani olayın en temeli. Herhangi bir oyunda dijital falan olması şart değil. Direkt olarak tarih boyunca oyun dediğimiz şeylerin tamamının temelinde bir core gameplay mevcut. Yani oyun boyunca devam eden bir oynanış döngüsü mevcut. Bu core gameplay oyunun ilk saniyesinden son anına kadar devam eden temel oynanış döngüsü demek. Mesela futbolda maç başlaması, oyuncuların topu kale direklerinin içine sokup gol atmaya çalışması veya saklan başta ebe olan arkadaşın gözünü kapatarak bir sayıya kadar sayıp daha sonra gözünü açarak saklananları bulup ebelemeye çalışması veya 2018 model God of War'da Kratos oğluyla beraber bir maceraya çıkıp karşılarına çıkan düşman, boss veya bulmaca fark etmeksizin tüm engelleri baltasıyla aşıp ilerlemeye devam etmesi ya da Diablo'da karakterimizin bir zindana veya bölgeye girip düşmanlarla savaşıp XP kasması ve kendini geliştirmesi. Bahsettiğim oyunların başından sonuna bütün döngü bu şekilde ile devam ediyor. Mesela çok daha basit hali için RDR2'ye bakalım. Bir karakter bize bir görev veriyor. Gidip görevi bitiriyoruz. Sonra dönüp yeni bir görev alıyoruz. Bu arada tabi buna core mekanik, core element veya core game loop da diyebiliriz. Bu şekilde isimlendirenler de var zaten. Özellikle bizim dijital oyunlarımızda bazı noktalarda bu terimler ayrılabiliyor olsa da temelde genel olarak tamamıyla aynı şeyi temsil ediyorlar. Son bir kez tekrar ederek açıklama kısmına atlıyorum. Core gameplay oyunumuzun başından sonuna kadar devam eden temel oynanış döngüsü demektir. Umarım tam olarak anlatabilmişimdir. Şimdi kendimize farklı bir soru soralım. Tamamen unik bir core gameplay döngüsü çok büyük bir başarı getirir mi? Bu soruya cevaptan önce şu konuya açıklık getirelim. Unik bir core gameplay döngüsü zaten başlı başına çok zor bulunabilecek bir şey. Bunca yıllık oyun tarihinde daha önce hiç bulunmamış veya yapılmamış bir core gameplay döngüsü bulmaktan bahsediyoruz. Ama bu arada tabii ki de bulunabilir. Bulunmayacak bir şey değil. Fakat asıl soru bu unik döngü eğlenceli mi? Yani arkadaşlar unik olması oyuncu da çok da bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bu eğlenceli mi değil mi? Bunun en güzel örneği Dead Stranding. Kojima hakikaten daha önce denendiyse de çok bilinmeyen, çok şahsına münasır bir oyun ortaya çıkardı. Peki bu oyun eğlenceli miydi, iyi bir oyun muydu? Bu tamamen subjektif bir soru olduğundan cevabı sizlere bırakıyorum. Benim demek istediğim gayet basit. Unik bir döngü aramaya hiç de gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde kompliki bir döngüye de hiç gerek yok. Biraz önce RDR2'nin basit döngüsünden bahsetmiştim. Önemli olan yegane şey eğlenceli olması, kaliteli olması vesaire. Yani tek özelliği unik olması veya kompliki olması olan bir core game gameplay eğer eğlenceli değilse başarısız olmaya mahkumdur. Peki gelelim en baştaki sorduğumuz soruya. Bu core gameplay geliştirme sürecinin tam olarak neresinde? Cevap çok basit. En başında ilk olarak yapılacak şeydir core gameplay. İlk olarak gidip binaları veya çevreyi veya dünyayı modellemezsiniz veya çizmezsiniz arkadaşlar. En en başta yapmanız gereken şey aklınızdaki core gameplay, core game loop'u bir prototip olarak yaratmak. Eğlenceli mi değil mi bunu bir görmek. Ondan sonra grafik, hikaye ve benzeri artık bunun dışında kalan şeyleri yapmaya başlarsınız. Yani düşünsenize oyunun bütün çevresini modellemişsiniz, bütün dünyasını çizmişsiniz, bütün hikayeyi derinlemesine yazmışsınız ve temel oynanışa en son bakıyorsunuz veya arada bakıyorsunuz. O kadar da kayla almıyorsunuz. Ve geliştirme sürecinin sonuna yaklaşırken görüyorsunuz ki aa oynanış hiç de eğlenceli değil. E oyun çıkacak ne yapacağız? Geçmiş olsun ve de ders olsun. En başta temel oynanışı yapmanız ve test etmeniz eğer o kaliteyi ve eğlenceyi alıyorsanız daha sonra geri kalana bakmanız gerekiyor. Mesela şu an ekranda gördüğünüz 2018 God of War bunun çok net bir örneği. Önce göze hoş gelsin diye çevre yani grafikler halledilmez. Bu dünyanın en saçma geliştirme süreci başlangıcı olurdu. İlk olarak düşünülen gameplay yapılır ve bol bol test edilir. Eğer o istenilen tat alınıyorsa gerisine başlanır. Evet bu video diğerlerine göre kısa oldu. Farkındayım ama zaten basit bir konuydu. Öyle uzun bir konuşmaya gerek yok bence özellikle önemli olanın son kısımda bahsettiğim geliştirme süreciyle alakalı olan kısım olduğunu düşünüyorum. Aklınızdaki muhteşem fikirleri inşa etmeye öncelikle temel oynanış ve oynanış döngüsünü tasarlayarak başlayın arkadaşlar. Bunun eğlenceli ve satın alınabilir olduğunu görüyorsanız işte o zaman kalan cafcaflı kısımlara geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Discord toplumumuzda bunu tartışabiliriz veya yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone, like vesaire unutmayalım lütfen. Hepinize keyifli oyunlar dilerim. Sağlıcakla kalın.